Ben bu cumhuriyetin korulu olduğu ilkelere ve anayasada beyan edilen vasıflarına sadık bir Türk vatandaşıyım. Ayrıca Atatürk konusunda her zaman Atatürk'ün büyük bir milli kahraman olduğunu, İstiklal Savaşı'nı bu ülkeye kazandıran büyük bir insan olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğunu inanıyorum. Ve ona karşı herkesin saygılı olması gerektiğine inanıyorum. İkinci husus, laiklik meselesi. Ben bu konuda yeni yüzyılda İslam Dünyası adlı kitabımda, ki ben bu kitabı ilk önce 2009 senesinde Columbia Üniversitesi matbaasından ve İngiltere'de First Publishers'dan çıktı. Daha sonra Türkçe, Arapça, Rusça ve başka dillere de tercüme edildi. 6-7 dile tercüme edildi. Orada açıklıkla söylüyorum, din ve siyaset işlerinin birbirinden ayrılması lazım. Hepimizin malumudur. O bakımdan aşırılık, mezhepçilik ve dini siyasete alet etmek, siyaseti dine alet etmek hususunda benim fikirlerim çok açıktır. Bunları görebilirsiniz. Gerek benim o yazdığım kitapta, başka yazılarda yapmış olduğum resmi ifadelerde. Bu hususlara temas ettikten sonra önümüzdeki günlerde temaslarımız devam edecektir ve ben herkesin burada, benim eski meslektaşlarım, dostlarım da var. Herkesten burada destek istiyorum. Bu büyük uzlaşma hiçbir partisi adına değil. Evet, CHP ve Sayın Genel Başkan bu konuda çok önemli inisiyatif almıştır. Çok cesur bir inisiyatif almıştır ve büyük sorumluluk almıştır. Fakat bu sorumluluk kendi şahsına ait değildir. Bütün Türkiye'ye ait bir şeydir. Ve ben şahsen bu teveccühe mazhar olan bir insan olarak bunu memnuniyetle kabul ettim. Ve biz Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Cepheleşen, kutuplaşan, zıtlaşan bir Türkiye değil, huzur içerisinde yaşayan bir Türkiye. Türkiye ve yine dünyada itibar gören bir Türkiye yaratmak için bu uzlaşmanın önünü açarak daha büyük bir hale getirerek ve bu değerlerimizi de gelecek yıllara taşımak için her birliğiyle çalışmak istiyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sağ olun. Evet, teşekkürler.